Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video karşınızdayım. Şu an gördüğünüz gibi bütün lepizleslerimi kovaya aldım. Şu beyaz akvaryum çok pisti. Yani gerçekten çok pisti. Oraları video çekemedim, kusura bakmayın. Bunları almak zaten çok zordu. Minnoş şu an onlara bakıyor. Pençe atacak diye korkuyorum. Aa, hayır. Hayır, hayır. Yat sen. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada bir sürü lepistesim var. 8-9 tane, yok daha da az, 6-7 tane falan damızlık var. Yani yavruların hepsini verenler, şu yavruların hepsinin anneleri babaları 7-8 tane var. Ve bir sürü de yavru var işte. 2 tane kelebek var. Biri Borneo olan, diğeri de Sevelia Leonellata gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum. Ve 3 tane de normal komodo çöpçüm var. Arkadaşlar bayağı büyüdüler. Damızlık boya geldiler. Bunları bir tanesini şöyle. Arkadaşlar kuyrukları çok güzel oldu. Şöyle onu da nefessiz bırakmak istemiyorum. Bakın arkadaşlar kuyruğunu göstereyim. Bakın şuradan. Netleştiremiyorum. Arkadaşlar kuyruğu böyle kaplan şeyine benziyor. Bakın diğerleri de öyle. Alabilirsem bir tanesini. Yakında yavru verirler diye düşünüyorum. Ben de o mini hobihanem diye bir tane kanal var arkadaşlar, bakmanızı öneririm. Ben onu hep izliyorum. Arkadaşlar o böyle büyük bir tane akvaryumda çöpçü, vatoz falan bakıyor. Ben de onun gibi yapmak istiyorum. Bakın şöyle. Lepistesiniz burada. Kelebek vatozları da şöyle göstereyim. Bir tanesini yakalarsam. Arkadaşlar bunları sakın düz zemine düşürmeyin. Şöyle. Bakın. Arkadaşlar bunlar suyun dışında durabiliyor. Öyle çok da sorun olmuyor bunlarda. Arkadaşlar bu Sevelia Nioleta olan, böyle bir şey ismi tam hatırlamıyorum. Yanlış söylüyor da olabilirim. Ama Sevelia ile başlıyordu. Bu o. Diğeri de şurada. Bu Sevelia olan daha büyük. Ve Sevelia olan anlamak için de arkadaşlar kanatları daha büyük oluyor. Direkt öyle söyleyeyim. Bakın arkadaşlar. Bir dakika, elime javamız geldi. Bakın. Bu da Borneo olan. Daha küçük. Kanatları da çok küçük. Zaten Borneo oluyor. O da benekli. Bir sürü lepisteslerimiz var. Şöyle bir tane dişi veya erkek alalım. Yine çöpçü geldi. Bakın. Kuyruğu çok güzel. Bunun tam öyle değil. Ama bu da çok güzel. Bir tane lepiste sakalayabilirsem. Şu an bunları da şey yapmak istersen sokmak istemiyorum. Ama size de göstermek istiyorum. Bakın. Bir dakika. Birazdan yeni akvaryumlarını koyacağım. Onlar 200 litrelik akvaryuma koyacağım arkadaşlar. 200 litrelik akvaryumu da bir önceki videoda izleyebilirsiniz. Bakın. Bu bir tane erkek. Bu erkeklerin tanesini, yani şu güzel olanların tanesi, 10 TL'den aldım. Şöyle bir dakika alabilirsem. Şöyle endler türü var bir de. Bakın şu endler türünün erkeği mesela. Eğer alabilirsem. Arkadaşlar şu an onları alırken video çekmek zor oluyor. O yüzden tutturamayabilirim. Bakın bu mesela endlerin erkeği. Endlerin erkeği çok güzel oluyor. Ama dişileri hiç öyle olmuyor maalesef ki. Erkekleri 5 TL'den aldım. Dişilerde 8 TL'den. Bakın mesela şurada dolu bir tane entler dişimiz var. Alabilirsem. Evet, yakaladım. Arkadaşlar entlerin dişileri de openlıyor. Hayır. Dişileri de böyle oluyor. Mesela bu dolu yakında yavrulayacak. Entlerin dişileri de 8,5 TL'ye aldım. Kelebek vatozları da 20 TL'den aldım. Çöpçüler yavruken aldım 5 TL'den. Ve arkadaşlar şu yerde gördüğünüz şeylerin hepsi salyangoz arkadaşlar. Adi salyangoz. Bakın ben taş falan sayıyordum. Hepsi adi salyangoz. Yani o kadar fazla adi salyangoz var ki. Yani ilk doğduklarında ben yani çok mutlu olmuştum. İlk kere gördüğümde. Küçük akvaryumda görmüştüm. Yani ama şu an yani bildiğiniz nasıl diyeyim, onlarca yüzlerce oldular. Çok fazla var. Böyle bunları atacağım ben. Bakın kelebek otu Borneo olan şurada. Şimdi bunları büyük akvaryuma alıştıracağım. Burada yaklaşık bence 80-90 tane. Belki daha da az olabilir ama öyle bir şey lepistes var. Bence belki siz oradan daha az da bilmiyorum. Bakayım şöyle netleştireyim.
Bir sürü Lepistes var. Ben sayamam bunları zaten. Hepsi o yana bu yana gidiyor. Kelebek Potos şuradan böyle gidiyor. Tur atıyor. Şimdi arkadaşlar onları büyük aklarıma alıştıracağım. Beyaz aklarımı full boşalttım. Şu sarıda da cüce kerevitle kardeşlerim bakacağım. Bunda da Artemia üretmeyi düşünüyorum. Ya da Supres falan canlıya. Büyük ihtimalle bilmiyorum. İşte bunları cüce olduğu aklarımlara koyacağım. Arkadaşlar önerileriniz varsa ya da yanlış yaptığım bir şey varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bunları ben cüce otozların olduğu akvaryuma koyacağım. Lepistesi, çöpçüğü, kelebek otozu. Yavrularına zarar verir mi? Yavrulamasını engeller mi? Yumurtaları dışarı atmasına sebep olurlar mı? Ve benzeri gibi şeyler arkadaşlar yazabilirsiniz. Bakalım şimdi şuradan. Bakın mesela şurada erkek lepistes. Şurada bir tane de erkek lepistes var. Lepistesleri almak da çok zor. Alırken de çekemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şurada mesela dolu bir tane dişi var. Alabilirsem eğer. Şu işte. Alamıyorum. Aldım. Arkadaşlar bunları 10 TL'ye aldım. Şunları dolular. Şu an birkaç tanesi yani hamile. Bir dakika şöyle bırakayım. Arkadaşlar şöyle kovadalar şu an. Bir sürü lepistes var. İşte suyun bir dakika yakınlaştırdı yanlışlıkla. Arkadaşlar elim su olduğu için şu an hareket ettiremiyorum kamerayı. Yanlışlıkla kapatırsa falan da kusura bakmayın. Çünkü elim ıslak olduğu için kontrol edemiyorum. Minnoş hayır. Hayır. Şu akvaryum sularını içme. Minnoş'a izin vermiyorum. Zebra çayatlarımız da şurada. Cikletler yani. Dişi küve girdi. Şu an yakında yavru alacağız inşallah. Şu Sevelya kelebek otozu tekrar göstereyim. Akvaryum gördüğünüz gibi arkadaşlar aşırı pis. Yani hatta şu asıl suyunu da göstereyim. Bakın arkadaşlar kapkara. Kapkara su yani. Böyle tozlar, kötü şeyler vardı. Eşyaları hep çıkardım şöyle. Bunları da buraya aldım. İşte böyle akvaryumlarımız. Şimdi bunları büyük akvaryuma alacağım arkadaşlar. Şimdi buraya alıştırmaya gideceğim. Ama nasıl yapsam ki şimdi? Burada bir sürü adi salyangoz var ve onları koymamam lazım. Nasıl yapacağım diye düşünüyorum şu an. Büyük ihtimalle başka bir kaba alacağım. Orada alıştıracağım. Dikdörtgen bir kaba. Arkadaşlar. Neyse ben bunları ayarladıktan sonra videoya devam edeceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar başka bir kaba aldım şu an. O diğer kodik suyu falan da döktüm. Minnoş balıkları rahat bırakmıyor şu an. Balıkları şöyle göstereyim tekrar. Minnoş hayır. Arkadaşlar az önceki videoyu yanlışlıkla bitirdim. Videoyu birleştirmeye çalışacağım önceki videoyla. Neyse tamam. Şimdi balıkları tekrar göstereyim ben. Akvaryumu alacağım şimdi hızlıca. Bakın şöyle göstereyim. Bir sürü lepistes. Kelebek burada. Minnoş hayır. Çok şey yapıyor onu. Diğer kelebek de burada. Tamam. Şimdi arkadaşlar onları koymam lazım hemen. Çünkü burada daha fazla beklerse strese girecekler. Strese giriyorlardı. Müştü o iki satır bunları izliyor. Neyse tamam ben onları şimdi koyayım. Koyarken de video çekmeye çalışacağım. Bir de böyle bir öksürüyor arkadaşlar. Bir bilginiz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Veterinere falan sordum. Pek de bir şey söylemedi. Bakın tekrar öksürüyor. Şöyle. Şu midesine şey alıyor. Neyse arkadaşlar ben şimdi bunları alıştırırken videoya devam edeceğim. Hemen geliyorum. Neyse arkadaşlar akvaryumumuz böyle onları buraya koyacağım. Şu erkek tül çıkmış galiba şurada. Tamam akvaryumumuz öyle bol bitkili. Buraya biraz daha bitkiler alacağım ben. Arkadaşlar tamam ben onları şimdi alıştırıyorum suya. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar erkeğimiz burada onu da göstereyim. Şimdi alıştırıyorum balıkları. Balıklar içinde su çok pis pek de gözükmüyor. Bir de flash açık. O yüzden pek gösteremiyorum. Şöyle bakın. Neyse kapak da kapalı. Minnoşum geliyor onlarla uğraşıyor. Bu akvaryumu salacağım onlar işte 200 litrelik bir akvaryum. Biraz daha su ekleyeceğim buna ben büyük ihtimalle. Minnoş hayır. Sen onları şey yapma.
Tamam arkadaşlar, onları alıştırdıktan sonra videoya devam edeceğim. Ve onları hep beraber suya koyacağız. Evet arkadaşlar, birazcık alıştırdım. Yaklaşık 4-5 dakika alıştılar. Zaten çok hassas balıklar olmadıkları için sorun olmayacak. Şimdi onları kepçeyle beraber suya koymaya çalışacağım. Şimdi ben bunu çıkartıp kapağı falan açıp hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an yaptım. Şimdi akvaryuma koyacağız onları, ama tek elle koyabilir miyim hiç bilmiyorum. Bir sürü yavru var. Önce şöyle şuradaki bir şeyleri şöyle alalım. Şöyle aldım. Arkadaşlar tek elle de çok zor olacak ama bir deneyelim. Şu şekilde. Şöyle akvaryumlarına salıyoruz. Şöyle sen de çıksan. Arkadaşlar bu şekilde hepsini salacağım ben. Çünkü hepsini çekersem video çok uzun olur ve benim için de çok zor olur. Balıklar burada. Biraz dalgalı. Bir de şarjım da azalıyor. Tam flaşı kapat diyor. Tam flaşı kapandı. Hepsini istediğiniz burada, hemen ben salacağım. Bunları koyduktan sonra videoya tekrar devam edeceğim. Bu arada şu da yavru galiba ya da endilerden. Neyse arkadaşlar, balıkları koyduktan sonra videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, bütün balıkları koydum. Şimdi şu an hepsi şurada duruyor ve hepsinin burada durmasını düşünüyordum. Çünkü evet arkadaşlar, hepsinin burada olmasını bekliyordum. Çünkü burada akıntı çok ve hepsinin akıntıyı çok sevmiyorum. Ama galiba burası çektiği için daha çok burada duruyorlar. Burada şöyle yavrular, anneler hepsi burada. Şöyle göstereyim. Şu bisiklerin oraya da gitmeye başladılar şimdi. Şöyle biraz yansıyor camdan dolayı. Bakın şu güzel olan yavrumuz şurada. Şöyle. Bu endlerin yavrusu. Ama bakın arkadaşlar, böyle çift kuyruklu çok güzel bir tane yavru. Arkadaşlar şurada yine büyük babası da şurada. Arkadaşlar hep sesleriniz böyle. Şu an bir sürü bitki var. Yani daha güzel oldu. Yani akvaryum daha güzel oldu ve ben suyu şuraya kadar falan getireceğim şimdi. Çünkü bu su biraz daha fazla olursa daha iyi olur. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Yine bir sesimiz burada. Yanlış yaptığım bir şey varsa arkadaşlar lütfen yorumlara falan yazın. Arkadaşlar Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. rn.ozgr diye ismim. Şurada yine iki tane yavru var. Yavruları çok çekemez diye düşünüyorum. Çünkü kadın çoruğu bağladım yani. Kolay kolay çekemez. Yine albino dişimiz burada. Çöpçülerimiz oraya kaçmış. Erkek de burada. İnşallah ceotozlar için sorun olmaz bu yavrulamalarına. Neyse. Bakın arkadaşlar, hep sesler burada. Uf, şu an tam açtı şu an kuyruklarını. Çok güzel. Bakın. Şu an şok geçiriyorlar. Gözleri simsiyah oldu. Erkeğin mesela. Şurada gül var. İşte zeytin veya limon, öyle bir şey var şurada. Burada büyük ihtimalle tilki kuyruğu var. Java fern, Java moss. Anibias. Ne Java moss. Batozumuz şurada. Çöpçüler de arkada. Şu an kelebek batozum bir tanesi burada. Yerde şu aşağıda falan galiba, nereye gitti tam bilmiyorum.